5 Aralık 2019 uzun bir aradan sonra güzel böyle bir co-play yapalım dedik. Ne yapacağız co-play'de arkadaşlar? Aslında incelememiz gereken üzerinde efendim konuşulması gereken iki oyun var. Death Stranding onun üzerine efendim uzun uzun konuşalım diyoruz. Onu saklayıp duruyoruz. Evet o sürekli Öteleyip geliyor. Öteleyip duruyoruz onu. <laughs> bir de Jedi Fallen Order var. Jedi Fallen Order hakkında konuşmadık. Dedik ki bir inceleme yapalım. O zaman niye yapmıyoruz? Buyurun buyursunlar. Buyurun buyursunlar. Jedi Fallen Order incelemesi yapacağımız co-play. Hoş geldin Gülcüm nasılsın? Hoş etsin? bulduk Gülkancığım sen nasılsın görüşmeyeli? Seni göremedik ile. stüdyoda seni çok uzun zamandır göremedim. Ya iş güç projeler biliyorsun gelmiyorum her zaman. Var mı yeni bir şeyler? Zaman. Bu aralar yeni Olmaz bir şey var mı? Olmaz mı? Bizde proje biter mi? Doğru stüdyoya girdiniz yani. Tabi girdik e, arkadaşlar çalışmaya başladı. Şu kelimeyi kullanmak zorundayım hayatımda bir kere kelime? kullanacağım. Tonmeister'ımız. Ooo <laughs> Tonmeister falan var yani. İyiymiş gayet güzelmiş. Şimdi ön not Buyurun. düşmek istiyorum. Ne gibi bir not düşmek istiyorsun canım? Yayında oynadık oyunu biz bir evet. kere. Bayağı başladık bitirdik yayında yani. Aynen öyle oldu. Ee, Gürkan oynadı oyunu. Dolayısıyla şimdiden abi hep sen konuşuyorsun, ablayı konuşturmuyorsun tarzı eleştirilerin önüne geçmek istiyorum. Ben izleyici gözüyle konuşacağım. O oynadı o yüzden daha fazla söyleyecek şey vardır. İzleyici <laughs> çünkü, gözüyle konuş, konuş yani. Çünkü ama. az evvel Jahbergin de söylediği gibi ben oyunu izlemenin yanı sıra e, chatle birlikte Gürkan'la dalga geçmekle meşguldüm. Ee, öyle bir durum var. Dalga geçilecek bir performans <laughs> sergilediğimi düşünmemekle birlikte biz, demek istediğini anlıyorum. Şöyle söyleyeyim biz her şeyle dalga geçiyoruz Doğru yani. Sorun yok. Kesinlikle katılıyorum sana. Seninle ilgili sana. değil yani. Bravo. Tebrik ediyorum seni. Bir beş dakika konuşmak gerekirse baştan spoilersız Jedi Fallen Order nasıl bir oyundu? Ne, ne Neden bahsediyor bir kere bu oyun? Yani, hangi dönemde hı -hı, geçiyor hı -hı. diyecek olursak e, efendim şeyde geçiyor. Return of the Jedi ile Any Hope arasında geçiyor. E, i̇mparatorluk kurulmuş. Hı hı böyle bir dünya onun Order 66 de olmuş 5 yıl geçmiş değil Hı -hı. mi yanlış hatırlamıyorsam ben de öyle hatırlıyorum 5 yıl geçmiş böyle bir olayın hadisenin üstünden ve yani, biz o dünyada efendim bir şey böyle çok güçlü olduğu bir dönemden tabii tabii, baskın bahsedebiliriz. Olduğu bir dönem. Baskın olduğu bir dönemde geçiyor oyun. o dönemde biz bu arkadaşımız işte Kestis diye bir çocuk var. Bu da arkadaş da 5 yıldır şeyde çalışıyor. Hurda hurdalıkta evet, çalışıyor Evet öyle. O. kendisi bir şey Padaman Padaman. Yani. Kendisi yani onu bir biliyoruz çünkü ee, bu order 66 66. emir geldiği zaman ustasından ayrı düşüyor şeyden ayrı düşüyor İşte bu hurdalıkta çalışmaya başlıyor ve gizleniyor gizli evet, bir saklanıyor. hayat hı hı. E, sürüyor saklanıyor beni tespit etmesinler falan diye oyunun başında böyle giriyoruz e, ve bir takım olaylar çerçevesinde açığa çıkıyor kimliği esas kimliği açığa çıkıyor ee, ve bir grupla e, yolları kesişiyor. Hı hı. Bu grupla birlikte bir e, ne diyelim bir e, eski bir e, eski bir tapınak buluyorlar. O tapınağın gizemini çözmek hı hı. üzere yolculuklarına başlıyorlar. Böyle bir oyun bu. E, respawn tarafından yapılmış bir oyun bu. Respawn nereden tanıyoruz? Efendim Titanfall'dan tanıyoruz. Hı hı. Eski Call of Duty'leri, yani Modern Warfare yapan ekip olduğunu biliyoruz. O zamanlar Infinity Ward'u tabii sonra idup işte Respawn'u kurdular. Titanfall ve Apex'ten tanıyoruz biz güncel olarak. Eee bu e, oyunu yapan ekibin başında Stig Asmussen var. Kendisini God of War 3'ten tanıyoruz. Hı hı. God of War 3'ün yönetmeni. Ve 4 yıldır da bu oyun üzerinde çalışıyorlarmış esasen. 4 yıl önce 5 kişi başlamışlar bu oyun üzerinde çalışmaya. Daha sonra ekip genişlemiş e, ve oyun bu hale gelmiş. Oyun da karşımıza çıktı. Yani şöyle bir şeyden bahsedilebilir belki. E, Respawn için Belli bir anlamda yeni bir hamle bu oyun. Yani şey anlamında söylüyorum. Zaten Star Wars oyunları yoktu. Bundan önceki hikayeli oyunları hı hı. E, Titanfall 2'nin senaryo, senaryo kısmıydı. 5 için... saat falandı o da. Evet çok kısaydı. Hı hı. Başarılıydı. Kesinlikle başarılıydı. Hı hı. E, onlar için yeni bir alan diyebiliriz aslında. O anlamda. Denebilir. denebilir Yani ayrı bir de, ayrı da bir ekip kurulmuş bu oyun için. Hı hı. Onu söylemek lazım. E, bu oyunun türü nedir diyecek olursak. Mesela nasıl tanımlarız diyecek olursak. Enteresan bir noktası o belki. E, oyun bir, böyle 2-3 oyunu ı, çağrıştıracak bir oyun hı hı. aslında. O, evet. Onların türlerini bir araya toplayan bir oyunmuş gibi gözüküyor. Bir yandan böyle Souls Light gibi bir oyun hı hı. bir yandan. Prince of Persia gibi efendim işte duvarda koştum hopladım zıpladım var bir yandan. Ee, bir taraftan bakıyorsun Tomb Raider gibi mezar e, bölümleri var puzzle bölümleri, puzzle bölümleri var. Bölümler. Bunların hepsini böyle bir araya getiren bir oyun. Evet. Çekirdek oynanış döngüsünü oluşturan core game loop'u oluşturan şey o combat e, hissiyatı Souls'a benziyor mesela biraz oradan da yürüyor diyebiliriz böyle segment segment ayırmışlar bazı yerlerde de hakikaten böyle büyük mezar alanları oluyor hakikaten mezar yani evet. adı üstünde mezar yani e, ve oralarda da şey yapıyorsun sen keşifler falan Bu yapıyorsun böyle bir şey yapmışlar. Şimdi detaylarına girmeden o benim aldığım notlar bakımından detaylara Hı -hı. girmeden sen nasıl buldun desem oyunu biz kaç saatte bitirdik 25 saatte mi bitirdik? Sanıyorum öyle bir şey oldu 25 30, saatte 20, falan bitirdik. 30'a geldi mi emin değilim 25-30 arası falan oldu yani galiba. Yani aşağı yukarı öyle oldu. Nasıl nasıl buldun yani o şey izleyen kişi ha, tarafından. İzleyen kişi tarafından şöyle olduğunu söyleyebilirim ee, sürekli burada konuşuyoruz zaten sizden yani bunu Oyunu oyun olarak görmenin yanı sıra bir Star Wars ürünü olarak da değerlendirmek gerekiyor bence. O tarafı çok öne çıkıyor çünkü o Star Wars markasını çok fazla üstüne taşıyan bir iş. Hı hı. Ee, ve son zamanlarda hı hı. Star Wars tarafından görmeye hasret kaldığımız eski klasik bildiğimiz Star Wars havasını yansıtan incelikleri çok fazla barındıran bir oyun. O, iş, o açıdan ben eski bir Star Wars sever olarak çok hoşuma gitti. Hı hı. O Star Wars hissiyatı var, var değil mi? Evet evet yani işte klasik değişik gezegenler işte değişik karakterler e, işte güç nedir hı hı. soruları falan bunların hepsini içinde içeriyor e, şöyle bir şey söyleyebilirim belki baş karakteri çok sevdim mi çok sevmedim ben yani çok ısındım mı çok ısınamadım açıkçası hı hı. karakterlerle öyle çok yakın bir şey yaşayamadım ama e, o macera hissini verdi o, o mesela işte az evvel sen bahsettiğin bir şeyler aramalar o gizemler falan güçle ilgili gizemler onlar mesela çok gidilmemiş yerlerdi Star Wars açısından onlar bir yenilikti ve heyecan yarattı gerçekten hoşuma gitti ee, o taraflarını sevdim oyunun oyun olarak çok değerlendiremiyorum dediğim gibi sen oynadın ama e, aslında o yapmaya çalıştıkları şeydi başarılı olduklarını söyleyebiliriz belki çok özgün değil dediğin gibi birkaç tane oyunu bir araya getirip ortaya çıkarmışlar bir şey ama yine de işleyen bir oyun olmuş. Hikayesi açısından da işliyor. Hani hiçbir açıdan belki şey olmuyor. Hani böyle master masterclass seviyesine çıkmıyor. Başyapıt seviyesine çıkmıyor. Ama yaptığı şeylerin hepsini özgün olmasa da yine de e, belli bir seviyede yapıyor ve bence gayet oynanabilir, gayet keyifli bir oyun olmuş. Evet, ben katılıyorum. Genel olarak katılıyorum. Şöyle bir durum var. Yani bizim bu yakın zamanda gördüğümüz e, Star Wars oyunu oyunları EA'den görebiliyoruz. Battlefront'lar var. Başka Hı -hı. Star Wars oyunu Yok, göremiyoruz sonuçta. Onlar da hakları zaten. E son 3-5 yılda böyle efendim tek kişilik yani senaryo modlu Star Wars oyunu gelsin falan diye çok ciddi bir şey vardı. istek vardı. Hı -hı. E o açlı bastıracak bir oyun olmuş bence. Senin o eleştirine katılıyorum. Misal veriyorum örnek olarak hani bir God of War seviyesine çıkabiliyor mu? Yeni God of War seviyesine. Çıkamıyor. Hı -hı. E öyle bir oyun değil. O tutkuda bir oyun değil gibi gözüküyor diyeyim. Mesela anlatım bakımından o yeniliğe sahip bir Hı -hı. oyun olmadığını söyleyebiliriz. Combat hissiyatı olarak o toklukta bir oyun olduğunu belki söyleyemeyebiliriz. Ee, ama böyle kıyasladığın zaman bu oyuna da haksızlık ediyorsun gibi geliyor bana. Ee, bir Star Wars oyunu olarak yani elimizde olan Hı -hı. elim yani bu, bu oyun var şu anda elimizde oyun. bir Star Wars oyunu olarak. O bakımdan bence çalışıyor iyi bir Star Wars oyunu bir aksiyon oyunu olarak da. Bence e, son zamanların en iyi aksiyon oyunu. E, yani son zamanların derken bu yılın mesela en iyi aksiyon hı hı. oyunlarından bir tanesi. Aklıma e, Gears geliyor bu sene. Bir de bu oyun geliyor. Evet. E, gayet iyi. Şey tarafı güzel. E, Souls muhabbeti bence iyi hı hı. iyi kullanılmış. E, light diyorum yani böyle hafif Souls mekaniği gibi bir şey var çünkü orada. Yakışmış mı sence mesela hem bu türe hem... Star Wars şeyine konsepti. Ba ya bazıları sevmeyebilir ama benim sevdiğim bir şey olduğu için, Hı -hı. tür olduğu için ben yani ben gayet keyif alarak oynadım. Çok lineer takılmaması güzel olmuş. Ee, çok çizgisel değil yani böyle bastım gittim şeklinde değil de efendim işte e, buraya gittim işte sağdan da gidebiliyorsun. Aa orası kapalı. İşte başka bir güç alayım da sonra geri gelip oraya bakabilirim falan gibi muhabbetler güzel olmuş. Evet Gezegenler. Sadece dediğin gibi hani o zor boss mevzusunu değil belli bir anlamda bir yere kadar o level designini da Metroid almış aslında. Metroid diyoruz o ya yani. Güzel. Metroid tasarımı deriz. Backtracking falan yapıyorsun bilmem. Onlar falan var. Onlar güzel tarafları. Ee, i̇şte müzikler mesela çok güzel onları ayrı parantez açacağım birazdan daha detaylı konuşurken benim için en öne çıkan eksi tarafları bu e, harita tasarımlarının Souls kadar e, akılda kalıcı olmaması diyeyim Hı -hı. yani şöyle bir yapı var sonuçta sen gidiyorsun gidiyorsun bir şeyler yapıyorsun kısa yol açıyorsun o kısa yoldan sonra gideceksin mesela oraya ee, o kısa yolu açtığın yer işte Souls'da veya Bloodborne'da nasıldır? Ee, şey yapmaya çalışalım. Böyle ciddi bir kapıdır, mapıdır, bilmem ne ve sonra orayı bilirsin yani. Orası evet Orası bu açılacak. kısa yol buraya gidecek yani. falan gibi. O kadar keskin böyle bir şey e, akılda kalıcı sanki şeyler yokmuş gibi geliyor. Bir de şöyle bir şey var galiba. Hani Souls kadar tırnak içinde zor değil ya. Yani evet. O kadar zor değil. Souls'da evet. çünkü o yani Bloodborne'da falan ee, şöyle bir şey oluyor. ya Gidiyorsun ölüyorsun gidiyor. Yani öleceksin çünkü kesin yani. Ve öğreniyorsun. Çünkü 80 kere geçtin oradan. Orayı artık ezbere biliyorsun. Böyle aklından çizebilirsin falan Hı -hı. nerede olduğunu oranın. Hı -hı. Sonra açılınca oh be diyorsun. Oradan geçmeye başlıyorsun. Şimdi burada o kadar fazla tekrar yapmana gerek kalmadı. Evet. E o senin güzel oyunculuğundan bilmiyorum. Yok yok evet o kadar şey kadar tekrar yapma durumunda kalmıyorsun herhalde. Evet, Dolayısıyla sonra o. karıştırabiliyorsun yolları yani. Doğru söylüyorsun. Bir de buna buna bağlı olarak şey olayı. Bence en eleştirilecek tarafı oyunun bana sorarsan o en eleştirilecek tarafı. Bu şey harita olayı ya. Yani sen mesela e, ilerliyorsun haritada mesela baya derinlere gidiyorsun, ediyorsun falan. Oyun diyor ki sana gemiye geri dön. Evet. Abi hadi bakalım yolunu bul şimdi. En bence en büyük problemi oyunun o. Hani haritadan e, geriye nasıl döneceğim ben şimdi? Karıştırıyorsun, oradan mı gideceğim, buradan mı gideceğim, nasıl yapacaksın, bilmiyorum yani. Şeyler biraz eleştirilebilir düşüncesindeyim. Bu efendim backtracking yapıyorsun işte şu gücü aldın oradan girdin işte Hı -hı. yeni bir şey Hı -hı. aldın. Kutular mutular var Hı -hı. kozmetik bir şeyler çıkıyor. Kozmetikler çok ilgimi çekmedi. Evet kozmetikler Çocuğun çok Çocuğun pançoyu değiştirebiliyorsun. Pembe panço. Pembe panço falan <laughs> çıkıyor yani. Açmasam ne olur bunların noktasına geliyorsun bir evet. yerden sonra. Onlar. Ee, yani özetle şunu söyleyebilirim. Bence iyi bir aksiyon oyunu. Kendini şey yaparsan hazırlarsan efendim böyle ee, nasıl diyeyim. Oyunun ilk kısımlarında bütün güçlere sahip değilim. Oynadıkça açılacak bunlar. Kafayı buna yatırırsan... E, böyle bir 5-10 saat... 5, 5 saat yani 5-6 saat böyle bir sabredersen oyna... Ondan sonra açılmaya başlıyor. da oturmaya başlıyor falan. Böyle bir keyif almaya Hı -hı. başlıyorsun. Çok güzel mezar tasarımları falan var. Onların tadını çıkarıyorsun... Bir Star Wars seversen de hikaye akıyor gidiyor. Klasik evet. orijinal değil. Çok orijinal değil. Ama orijinal olmasına da gerek olmayan aslında. Başarılı olması için bir oyuna karşı karşıyayız bence. Benim vereceğim not eğer not verecek olsaydım temiz bir sekiz olurdu. Temiz temiz yani. Ee, devamının gelmesini bekliyorum. Bence Jedi devamı başlığı gelir. altında Hı -hı. devamı gelebilir gibi geliyor Direkt bana. Direkt bu karakterle bile devam edebiliriz yani belki. Ee, olabilir. o Öyleymiş gibi gözüktü Hı -hı. zaten. Evet biz en zorun bir altında oynadık en zorda da oynadım sonra baktım yani çok 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 değişmiyor ama sen efendim sadece hikayeyi deneyimliyim falan dersen de çok kolay bir modu Hı -hı. var onu da söyleyelim ee, öyle şimdi spoilerlıya başlıyor muyuz? Ya spoiler olacak yer zaten bir yer falan var öyle. gibi yani diyebiliriz. Finalden falan evet, bahsederken final spoiler deriz. Spoilerlı. O yüzden spoiler demek istemiyorum da detaylara girelim diyorum ben. Kaçmayın hani spoiler'a falan girmiyoruz öyle diyeyim. Tamam. Bir EA oyunu oynuyoruz. Hı -hı. Bir kere bence çok güzel bir şey bu. Çok büyük bir artı bu. Bir EA oyunu oynuyoruz ve bu EA oyununda diyeceğim Smiley abone oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Önce öyle diyelim. Yedinci ay. Teşekkürler efendim. Sağ olun. Bir olsun. EA oyununda microtransaction yok evet. abi. Hiçbir <laughs> şey yok. Yok. Yani ne efendim loot box var, ne bir Hiç şey bir var, şey ne DLC var, ne hiçbir şey yok. Bayağı oyunu alıyorsun. Oh, oyunu oynuyorsun. Yani şimdi DLC yok herhalde. Çıkarma bilmiyorum sonra ama. Zannetmiyorum. Öyle öyle bir planları böyle planları yokmuş. Böyle bir yapısı yok gibi öyle zaten. Böyle planları yokmuş. Onu söylediler. Bu bence çok güzel bir şey. Oyun da iyi satmış. Bir Star Wars oyunu olarak en çok satan Star Wars Süper, oyunu olmuş. olmuş. EA'in Battlefront'lardan daha fazla çok daha güzel. iyi sattığını görüyoruz. Bu bence çok çok güzel bir şey. Devamının ee, geleceğine dair bir işaret daha oluyor bu Aynen zaman... öyle. Aynen öyle. Ee, bu kombat olayını ben biraz değineyim istedim. Ee, oyunun baş kısmı o git bir hareket Hı, ben Oyunun baş kısımlarında e, bizim bu padavanımız efendim güçle temasını kaybetmiş hikaye gereği sonuçta. Güçle temasını kaybettiği için belli güçlere erişimi yok. Efendim işte push yapamıyor, pull yapamıyor falan gibi durumlar var. Baştan bu biraz şey getirebilir. Ne diyelim? Ee, rahatsızlık verebilir. Yani ben bir Jedi oyunu oynamak istiyorum ama güç yok, güç güç kullanamıyorum falan gibi. Bunları oyunu oynadıkça açıyorsun. Esasen e, ilerleyiş bakımından tatmin edici bir şey veriyor. Ama oyunun dediğim gibi ilk 5 saati, 10 saati işte double jump yok, push yok, pull yok falan biraz böyle can sıkıcı olabilir. O devreyi atlatabilirsen oyunda yapabileceklerine de böyle hakim oldukça ee, çok tatmin edici anlar falan olmaya başlıyor. E ee, Souls oyunları kadar çok keskin davranmak zorunda kalmıyorsun belki. Ee, ama yine de böyle bir kendini hafif şey hissetmeye başlıyorsun, ceda gibi hissetmeye başlıyorsun Aynen. oynarken. Bir de şey tarafı da var tabii Jedi'lığın Böyle bir hoplaması, zıplaması, akrobasisi de olduğu için tabii. estetik bir görünüm tarafı da var tabii. yani. Ya şu o, o şeyler yaşanıyor. Hani o ortama girdim koşarak Efendim, ee, ne o blaster şeylerini işte e, sektirdim, hı hı. tak tak ikisini indirdim. Efendim bir tanesi var, onu çektim, kılıcı soktum, öbürlerini puşladım bir tanesini. Ondan sonra öbürü bana işte şey yaparken karşılık verdim, tekmeyi bastım, işte finish yaptım falan. Böyle çok, bir hepsi çok güzel oluyor, evet. Çok güzel toplanabiliyor. E, o bence belli bir noktadan sonra ciddi artı sayabileceğim bir hale geliyor kombat. O o tarafı güzel yani. Onun dışında bulmaca kısımları, o bulmaca kısımlarıyla ilgili sen ne demek istersin? Bulmaca kısımların bazıları iyi fakat çok fizik üzerine olması benim, yani oynayan kişi ben değilim ama beni biraz kasta açıkçası. Nasıl yani? Ya i̇şte mesela topla ilgili, aynen falan. öyle bulmacalar işte ittin, hmm. çektin tam o anda yapman lazım. hani Sadece bulmacalıktan çıkıyor biraz daha. Senin o anki işte tuş becerine bilmem ne falan da kalıyor. Aha. On O biraz belki şey yaptı. Ama onun dışında böyle bir şey koymuş olmaları hoşuma gitti. Güzeldi yani. O hafif böyle Uncharted ya da senin az evvel söylediğin gibi Lara Croft işte Tomb Raider şeyi yakalamış olmaları güzel olmuş. Boyunun Mekan tasarımları şey çok hoşuma gitti benim. Mekan tasarımları çok güzeldi. Bu işte... Eski bir uygarlık falan bahsediliyor oyun içinde spoiler sayılmaz en başından itibaren en muhabbeti var. Zaten var. Evet. Onların tasarımları mesela hiç görmediğimiz şeyleri onlar Star Wars evreninde hı hı. Ee, yeni bir şey yani ve çok da uygun bir, bir şekilde yedirilmiş tasarımların hepsini. Oralar çok güzeldi o gizem hoştu yani. Güçle haşır neşir olan Zefolar. Evet. yani şey olayına da biraz e, bağlamışlar ya olayı. Hani yeni Star Wars'larla Star Wars'un ya da yeni dönemiyle birlikte abi Star Wars sadece Jedi değil Sith değil falan muhabbeti hı hı. var ya işte güç e, kullanımı e, güç ya da nedir efendim sırf Jedi'ların e, şeyinde olan bir şey mi bu hı hı. ne tek elinde olan hı hı. bir şey mi falan diye burada da biraz ondan bahsedilmiş aslında o konu biraz oraya gitmiş gibi çok spoil etmeden söylemeye çalışırsam yani. Ee, abi Jedi'lar işte çok ilgilenmiyor kendileriyle ilgileniyorlar sadece ama bu Zefo dediğimiz uygarlık işte binlerce yıllık uygarlık mı kaç işte tam hatırlamıyorum yani tam ancient aliens antik uygarlık kafasında yani onlar güçle çok aşırı neşirmiş ee, onları araştırırken şey yaparken o bir, bir takım bir şeylerin de farkına varıyoruz. Ee, gücün efendim tarihçesine de falan böyle bir dalıyoruz, <laughs> gibi. Onlar ya mekanlar, tasarımlar, o işte zefolar falan çok güzeldi. Onlar benim çok hoşuma gitti. Onunla birlikte yani o Star Wars hissiyatı vardı belli açılardan. Hı -hı. Senin dediğin gibi bu şey olayı güzeldi bence. Ee, aydınlık tarafta kalmaya çalışmak, karanlık tarafa çekilmek, çekilmemek işte nedir o Hı -hı. şeyler nedir? Onların Aydın ayrımı öyle. nedir? Ee, çocuğun işte efendim ustasıyla olan ilişkisi ve onu atlatmaya çalışması dramatik açıdan bence Star Wars şeyi içerisinde dünyası veya Star Wars e, sınırları içerisinde gayet işliyordu yani. Öyle işte yolunu kaybetmiş olmak o gücün içinde. Aynen öyle. Ee, droid bence çok şekerdi. Çok şekerdi. O çok güzeldi. Ya çünkü tek başına oynuyorsun sürekli olarak o yanında bir companion olarak bayağı bir şey Aynen katıyor. öyle. Aynen öyle. Mekanlar falan işte e, klasik daha e, daha orijinal Star Wars dönemine e, benzeyen Hı -hı. mekanlar gibi işte kaşık falan var zaten. İşte bu ana şey var bu efendim e, Temple'ın tapınağın olduğu Bogano var. Bogano var. İşte Death var. var. Orası başka demek. neresi vardı? Bir yer daha vardı. E, onu söylemeyelim neresi olduğunu. Evet o doğru spoiler olur. doğru spoilerlı olabilecek bir yer var. Başka yer var falan. E, ve ara ara böyle Star Wars duygusunu yaşatacak sekanslar falan oluyor. ...klasik Star Wars duygusunu yaşatacak... ...böyle şöyle tanımlayabilirim oğlum ...belli naiflikte... E, ...ve Star Wars'un George Lucas'ın tanımladığı şekilde... Hı hı. E, ...küçüklere... ...efendim ahlaki... ...dersler dersler verecek... ...naif masalsı hikayeler hı hı. tonunu barındıran... ...bir yapısı var... ...onu ben sevdim yani... dediğim gibi çok orijinal mi değil... ...klasik ama güzel... ...tanıdık, o, tanıdık bildik, bildik <laughs> yani... ...oradan şeye bir parantez açacağım... ...müzikler... ...Gordie Hub'la Stephen Norton mıydı... Eee Gordie hatırlıyorum da hı hı. öbürü e, kimdi ona bir bakacağım. E, bu Gordie Habı ben zaten bahsedip duruyorum. Ne kadar Star Wars oyunu varsa hepsini yapıyor. <laughs> Battlefront'ları ilkini ve ikincisini o yaptı. Kendisi herhalde şu anda e, gelmiş geçmiş en iyi John Williams müziği yapan Stephen kişi Barton, olabilir. Stephen özür dilerim. John Williams'tan sonra. Gordie Hub ve Stephen Barton hep söylüyorum Gordie Hub Star Wars'un geleceği olarak görülen bir müzisyen. Filmlerde geçiş yapabilir, at İkisi çalışmış. Stephen Bartın da Titanfall'dan falan biliyoruz. Evet. Respawn'un çalıştığı bir besteci. Şey diye tanımlıyorlar. Gordy Hub çok güzel bir ortama viski getirirken Stephen Bartın da çok güzel işte ne diyordu? Tam hatırlamıyorum. da. Yani aksiyonlu bir hı hı hı. müzik getiriyor diye. İkisi e, şey espresso diyordu. Espresso diyordu hı hı. değil mi? İkisinin müziği bence muhteşem olmuş. Oyuna çok ciddi bir hava katıyor. Ayrı ayrı da açıp dinliyorum. O Star Wars hissiyatını almanı sağlayacak belki en önemli unsurlardan bir tanesi olmuş. Yani iki diyebilirim. kişi çalışmaları da çok mantıklı olmuş. Kendileri de söylüyorlar zaten çünkü en başından beri söylediğimiz gibi soz light Hı -hı. olduğu için çok uzun tekrar eden e, şeyler olabiliyor, kombatlar, çatışmalar olabiliyor. Hı -hı. Ne kadar süreceğini bilmiyorsun. Arkada müzik sürekli devam ediyor, sürekli loop eden bir şey olsa rahatsız olursun ki hiç o tip bir rahatsızlık yaşadığımızı yok. düşünmüyorum. Yok yok. E, bazı çalsa da dinlesek dedik evet, yani Evet evet. Bazı hatta çok güzel sinematik anlar yaratmışlar. Şimdi anlatmayayım bu sahneyi çok yükseltmiş müzik dediğimiz evet. yerlerde oldu. Aynen öyle. Bir artı da şey söyleyebilirim. Artı diyeceğim artık ona yani. O oyun ilerledikçe, finale doğru yaklaştıkça böyle iyice bir kavruyorsun olayı, kapıyorsun falan. Oyunun finali bence o yayında eğlendik diye de olabilir. Çok eğlendik Çok biz eğlendik. yayında. Çok şey bir an olmuştu çünkü hani izlemeyenler için kısaca bahsedeyim. Uzun bir final şeyi var, dövüşü var. Fight var yani, yani bayağı bir zorluyor, bir anda yükseltiyor zorluğu. Hı hı. Onu geçmenin de bir rahatlığıyla birlikte oldu belki o da olabilir yani. 90 dakika falan sürdü bizim. 80 dakika 90 dakika sürdü o son savaş. En zorun bir altında Hı -hı. oynuyorduk. Ben de biraz baktım. Ben sırf benden kaynaklı değil anladım kadarıyla. Yani sırf benim düşüncem değil daha <laughs> doğrusu öyle söyleyeyim. Hı -hı. Ee, oyun birdenbire böyle şey yapıyor. Oyun boyunca hissetmediğin bir ya da ihtiyaç duymadığın bazı şeyleri ihtiyaç duyar hale geliyorsunuz son boss fight'ta. Ve hani ne nasıl diyeyim bu God of War işte Valkürler falan vardı ya Hı -hı. son Valkür falan. O, onun gibi ona yakın falan böyle bir combat çıkıyor. Zorluyor. Onu geçtik. Çok güzel oldu yani. Çok eğlendim. Bu arada YouTube'da videosu var, var. o kısmın hakikaten çok eğlenceli. Zorlandım. <laughs> sinir oldum yer yer ama çok eğlendim Hı -hı. kendi adıma. Ve ondan sonrası şey olmuş işte. Şöyle diyeyim, spoiler şöyle. Rogue One yapıyor bir nevi oyun. Evet, oyunu. bayağı Rogue One yapıyor. Bir nevi Rogue One yapıyor. Bunu hem eksiye yazdım hem artıya yazdım açıkçası. Artı olarak o finalle birlikte, ooo işte Yükseliyor, o aynen. işte. Bağırıyorsun çağırıyorsun Aynen, bir bilmem fan ne. Bir fan eğlencesi oluyor yani. Ha, tam öyle. fan eğlencesi tam fan servisi oluyor. Öyle bitiriyor oyunu o açıdan güzel yüksek bitti yani. Onu da bir artı olarak sayıyorum. Gelelim eksilerine benim için eksilerine. Bu şeyden bahsettik. Bu efendim harita tasarımı işte Hı -hı. şeyden. Ee, yani en büyük eksisini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu bir bir yere geri dönme zorunluluğu. Evet o sıkıntı. Ee, ciddi ciddi vakit kaybettirebiliyor. Yani eğer e, dalgınsan e, şey isen mesela yayında benim dalgınlık hı hı. yaptığım çok oldu işte çete döndün o yaptı öyle yaptım böyle yaptım bilmem ne total e, sürenin 3 e, saatini falan geri dönmeye çalışmakla geçirebilirsin Olabilir. böyle bir olay var o 3 o boyutlu harita tasarımı <laughs> da çok iyi işlemiyor Kesinlikle. bence e, yani şey göremiyorsun gidiş yolunu falan tam göremiyorsun gibi oluyor. İşte alta indim yukarı çıktım bilmem ne. Bir, mesela ben şimdi ikinci kere oynuyorum ya. ikinci kere oynayışta işte biraz daha alışıkmış vaziyetteyim. Tabii tamam ama oyun e, kendi kendine oynadığında daha fazla dikkatini verebiliyorsun. Yayında daha da dikkatini dağılıyor doğal olarak. Aynen öyle. Alıyor, Aynen. Ama bu geri dönme zorunluluğu ya da daha o... kolay bir yolu olsaymış evet, yani. Bir çözüm bulunabilirdi belki. Şöyle bir not almış. Mesela orijinal değil demiş. Bunu bir hem dedik ki artı artılarda saydık. iyi işliyor efendim bu belli türlerin kola, kolajı olarak iyi işliyor dedik. Bir yandan da eksi olarak söylenebilir belki. O çok orijinal bir şey aramamak lazım bu oyunda. Evet. Ee, yeni bir şey görmüyorsun o anlamda. Tasarım anlamında yeni tasarım bir şey görmemen anlaman yeni bir şey görmüyorsun. Şöyle bir çalışma havası veriyor bana sorarsan. İşi çok iyi bilen uzman insanlar belli bir süre içerisinde Star Wars oyunu ortaya koymak durumunda kalmışlar ve meziyetlerini konuşturup İyi bir, iyi bir oyun ortaya çıkarmışlar ama orijinallik, orijinalite üzerine çok düşünme, kafa yorma zamanları, fırsatları olmamış gibi geldi ama bana. Ama bir kere daha bunun altını çizmek ihtiyacı hissettim. Bu genellikle çok da becerilebilen bir şey değil aslında. Çünkü işte e, tasarım aşamasında oturuyorlar. Birçok yerde öyle olur ya. Bir oyunu anlatırken işte bilmem neyle, bilmem ne karışımı falan filan gibi böyle konuşulur. Hı -hı. Ama Hı -hı. sonra o genelde ele yüze bulaştırılır. Çünkü çok doğru süzülmez senin yani yaptığın şeye hikayeyi modele ya da işte oyun yanlış tarzına oturmaz belki. Hı hı. Ama burada onu hakikaten iyi becermişler. Yani o e, oyunların güçlü taraflarına çok güzel bir birbirine evet. entegre etmişler aslında. Evet katılıyorum. Bir eksi olarak şunu söyleyebilirim. Oyunun yarısına kadar. Oyunun ismi Jedi ya. Evet. Oyunun yarısına kadar diyeyim. E, Jedi güç fantezisini yaşayamayabiliyorsun. Hı hı. E, buradan bir sonraki eksiye de bağlayabilirim aslında. O güç fantezisini yaşayabilmek için işte burada da şu anda gördüğümüz efendim o işte meditasyon yapacağım puan vereceğim skill'lere falan ve o skill'lere de doğru puan vermek lazım başlarda yoksa o süre uzayabilir de hı hı. kalkıp efendim force med işte barım artsın veya işte sağlığım artsına falan verirsen başta onlara gidersen e, belli başlı force yeteneklerini doğru. daha da geç alırsın hı hı. falan yani ve e, elinde lightsaber değil de sopa varmış falan gibi hissedebilirsin belli bir yere kadar doğru hiçbir şey hani, yapamıyorsun Sallıyorsun sadece yani o esasen. yani bence dayım işte onu çekeyim onu fırlatayım bilmem ne yapayım hı hı, falan hı. baştan böyle bir şey yaşayayım istiyorsan e, o bir eksi olabilir onu söyleyebilirim İkincisi şunu diyeyim bu tamamen bir Star Wars hayranı olarak bir hı hı. eksi benim adıma Lightsaber'ı beğenmedim hı hı. benim için çok büyük eksi bu e, hiç beğenmedim demiyorum ama beğenmedim bana sorarsan bunun bir iki nedeni var bir tanesi işte oyunun reytingi nedeniyle yetişkin reytingi almak evet. istememişler. Sadece droidleri falan kesebiliyorsun. De Humanoid'ler. Ha, humanoid'leri kesemiyorsun. kesemiyorsun. Canavarları falan da kesiyorsun. Canavarlar da kesilebiliyor. Humanoid değil mesela stormtrooper kesemiyorsun. Evet. Keşke olabilseydi. Ben bir kez daha söylüyorum. Olamayacağını bilerek söylüyorum hı hı. yani. Lightsaber hissiyatını etkiliyor. Yani elinde senin hakikaten dokunduğu yeri yakan, kesen bir şey var. Onu hissetmek isterdim. İkincisi... Ben lightsaber'ın o ağırlığını biraz daha hissetmek Hı -hı. isterdim burada. Keşke biraz daha onun üstüne gitselerdi. Lightsaber'ı açarken kaparken daha bir onun gücünü hissetmek isterdim. Hem ses tasarımı evet. olarak hem ağırlık olarak. Hı -hı. O ağırlığı ben tam alamadım yani. O benim için bir eksi oldu. E, o işte Jedi güç fantezi diyoruz ya. Hı -hı. En azından belli bir noktayı geçtikten sonra ben o lightsaber'ı açarken ağır ağır hani açayım çıksın o bası bir hissedeyim yani o gücü bir hissedeyim isterdim onu tam hissedemedim o benim için eksi oldu yazık ya. lightsaber zaten yeni filmlerde de öyle biraz biraz evet yani aya şey düştü oldu. yani nerede eski lightsaber lar? öyle bir durum var yani <laughs> onu söyleyebilirim şu şey beni gıcık etti onu da ne? söylemem lazım bu artık çok tek bir şeyinden bahsediyorum oyunda ama çok kayma olayı vardı o beni biraz rahatsız hmm, etti öyle mi çok kayıyorsun be yani Uncharted'da falan da kayarsın arada e, bir burada de. Bu da neredeyse bunda, abi, her yerde vardı, evet, kayak her pisti gibi, falan vardı. Kayak pisti gibi falan. Kayak pisti gibi bazı yani yerler. De, yani doğru. öyle kayıyorsun Hı -hı. yani. O biraz rahatsız etti. Onu biraz fazla Değişik kullanmışlar bir şey gibi katmak yerde. istemişler herhalde. Okay. Demek. Eksi olarak da hem artı olarak saydım final olayı. Hı -hı. Yani Rogue One yapmışın. Zaten yapılmıştı. Zaten diyorsun. yapılmıştı. Ama her zaman. Her İşliyor, işlemiyor değil. Benim benim benim, <laughs> benim için böyle yani. Benim çok, için çok eğlenceliydi. böyle. Güzeldi canım beraber deneyimlerken çok keyif aldım. Yani canlı yani. oyun oynarken en eğlendiğim anlardan biri oldu orası yani. Genel evet. son çığlık çığlığa. E ne diyeceksin son olarak bir şey söyleyecek misin? Son olarak oynamak isteyen varsa bence oynasın. Güzel oynanır yani. Hı -hı. Hani hakikaten o anlamda kaliteli bir oyun dediğim gibi bir baş başyapıt değil. Hı -hı. Ama çok keyifli zaman geçirtir. Z süre olarak da makul. Hani böyle biraz sağa solu inceleyimcisiniz, öyle şeyler yapıyorsanız yani 20-25 saat çok rahat götürür. Tabii. Yani parasını kadar hak eden bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Hele de şey falan varsa zaten. Origin Access falan varsa zaten direkt atlayın yani. Ee, eğer baştan sona kaptırayım yardırayım dersen de 12-15 saat arasında bitiyor oyun. Hı hı. Hiç ara yollara gireyim etmeyeyim dersen. Girmezsen yani. Kısa sürede de bitebiliyor. Ben de aynı yani diyeceğim şey. Ben gayet keyif alarak özellikle ee, bir kez daha söylüyorum. 5. saatten sonra 5. <laughs> 6. saatten sonra beni çekti oyun bir oturmaya başladı. Ondan sonra gayet keyif alarak bu mezarlar falan da devreye girdikten sonra hikaye bakımından falan da gayet güzel, klasik bir Star Wars hikayesi olarak oynadık, ettik. Bence çok iyi bir oyun değil ama bence iyi bir oyun. O da gayet güzel, yeterli diye düşünüyorum bir Star Wars oyunu için. Devamı gelecektir büyük ihtimalle. Olumlu bir şey geri dönüşü olduğunu zannediyorum EA için. Eee... Jedi serisi diye yani yeni böyle 2-3 oyunluk bir seriyi görebiliriz evet. gibi. Bir dezavantajdan bahsetmem lazım tabii. Bunu eksi olarak söyleyemiyorum çünkü oyunu geçtiği zamanla ilgili bir şey yani bu. Oyunun başı belli, sonu belli ya. Şey öyle olarak tabii. hikayenin e, yani. Orası öyle tabii. Hani bu arkadaşlar kasıyor yok Jedi bilmem ne falan filan da nereye varacak abi bu iş? Bir yere varmayacağını da biliyorsun üç aşağı beş yukarı. Ha, gerek var mı onu da bilmiyorum. O ara dönemde geçen hikayeler yani Rogue da öyleydi mesela ama gayet keyifle izledik. O daha da spesifik olarak ne olacağını biliyorduk yani hatta. Evet. Denebilir. Ama o evet. Doğru. Ama burada şöyle bir şey var. Yani Jedi'ları sen şimdi konu aldığın zaman hı hı. iyi direkt. E, Rogue One'da daha değişik bir şey oluyordu bence. Yani hı, e, görmediğimiz bir şey görüyorduk anlamında Evet. Anlamadım. Hem evet. görmediğimiz bir şey görüyorduk. Hem işte şu nasıl oldu bu nasıl oldu hı hı. bilmem. Şimdi burada Jedi yani şimdi Jedi diyorsun. E yok abi o yok işte. Doğru. Yani. Çok tatlı bir yere gitti. <laughs> yok yani sonuçta yok. Öyle. Ee, Jedi Fallen Order. Ee, incelememizde böyle olsun arkadaşlar. Mini co-play Mini Cooplay'i de Jedi Fallen Order'ı konuştuk. Ee, umuyorum Death Stranding'i de konuşacağız. Evet, onu organizasyonunu yapıp... yapacağız. Onu biraz daha belki uzun daha detaylı bir gireriz diye tahmin ediyorum. Ona konuklu olacak muhtemelen zaten. Olursa evet konuklu olur. Ee, böyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Twitch.tv slash canlı olarak biz bunu kaydettik. Youtube'dan izleyebilirsiniz. Youtube.com slash Onun dışında iTunes Spotify'dan da dinleyebilirsiniz podcast olarak diyorum. Ee, görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.